ortadan kayboldu. Kendisinden hiçbir haber alamadım. Perişan durumdayım. Başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum. Ya evet tabii çok saftır, çok. Yani ne elma şekerli zencilerden ne de Freddy Krueger gibi sapıklardan haberi vardı. Cansu Hanım, pardon. Her yerde herkese sordum, yok. Kendisi niye kaçsın ayol? Onlar için saçımı süpürge ettim ya, daha ne istiyor? Hayır ola Cansu Hanım, yoksa çocuklarını sertle dert mi kayboldular? Daha beter Haset, daha beter. 20 gündür yoklar Şerif Bey. Şöyle 60-65 yaşlarında lacivert takım elbise giyer. Manda kasa mıdır, bizon kasa mıdır, şöyle siyah bir Mercedes'i vardır. No, ah fotoğrafım var sizde. Ay ya, ne olur haber alır almaz. Beni aramak çekinmeyiniz lütfen. Perişan durumdayım. Tamam. Hoşça kalın Şerif Bey. Have a nice day. Bye bye. Geçmiş olsun Cansu Hanım. Dozer Bey mi kayboldu? Nerede o günler? Ben çalım çerezin peşindeyim. Koskoca bakanımı bulamıyorum kaç gündür. Kaybolmamıştır Cansu Hanım. Nereye kaybolacak koskocaman adam? Meclistedir. Telefonla arayın, görüşün. Kaç gündür arıyorum, hiçbiri telefonuma çıkmıyor. Sadece o değil, hiçbir bakanımı bulamıyorum. Ama senin beautiful hatırın için bir daha arayayım. Alo, ben boş bayan Cansu. Kendime ait devlet bakanlarımdan Haylaz Çokdemir'le görüşecektim. Yok mu? Tamam, peki o zaman Kaşar Dedene'yi verin. O da mı yok? My God yarım. Ya tamam, hangi bakan varsa onu bağlayın bana. Ya insan hakları bakanına bile razıyım, tamam. Ya meclis haberlerini ne yapayım ben? Tamam, istemez. Görüyor musun? Ellerimle büyüttüğüm, solar iken dirittiğim partimden kendi elimle seçip verdiğim bakanlarım ne yapıyorlar, ne ediyorlar haberim yok. Bir şeyler yap Hazret. Bak, senin Saddam Hüseyin'in dul kızlarıyla zorla evlendirmemi istemiyorsan bir şeyler bul. Tamam efendim, tamam emredersiniz. Tabii. 268, 269, 270. Uzun yaz günlerini de saymazsak tam 270 gün sonra koltuğuma yeniden kavuşacağımdır. Kamir. Cansu Hanım, rahatsız etmiyorum ya efendim. Ne vardı? Efendim, kayıp bakanlarınızı size çok yaklaştıracak harika bir şey var elimde efendim. Aa, o nedir? Göstereyim Sayın Başbakan. İşte bu. Aha, o nedir Asit? Bu bir teleskoptur Sayın Bey. Aa, tabii canım, kim bilmez zürrü. Ne yapacağım ben onunla? Bununla şu pencereden Bakanlar Kurulu toplantısını seyredip orada ne olup bittiğini çok yakından göreceksiniz efendim. Çünkü bu alet her şeyi 500 kez büyütmektedir Sayın Borç Bayanım. Çünkü o arada bakanların saçlarındaki kepekleri bile görebilirsiniz efendim. Teveccühünüz efendim yani. Teveccühüme ne olmuş? Yok bir şey yok efendim. Tamam. Görüyorum da bu bakanların hepsi niye amuda kalkmış duruyor Hasan? Efendim, bu teleskop biraz ters gösterir de onun için. Şuraya bak. Çalım Çerez, Haylaz Gökdemir, Kaşar Kepenek, hepsi oradalar. Hiç çok merak ettim. Bir de ben bakayım. Bir dakika. Senin öyle bir yerini şişirip ki görürsün. Affedersiniz, çok pardon efendim, pardon. Tamam, geç. Tamam, sağ olun. Şunlara bakın Cansu Hanım. Nasıl da kaynaşmışlar. Kaynaşmışlar mı? Evet.
Sen de kara toprakla kaynaşmak ister misin? Ya, hayır hayır, beni yanlış anladınız Cansu Hanım. Paniğe gerek yok. Yani demek istiyorum ki Bakanlar Kurulu sizin yokluğunuzu katiyen hissettirmiyorlar yani. Yani utanmasan bana gerek olmadığını söyleyeceksin ya, değil mi? Hayır, söyle söyle. Nasıl olsa stresimi birinden alacağımdır. Hiç olmazsa parmağımla gözünü çıkartacağım kişi yabancı olmasın. Ay, beni yanlış anladınız Cansu Hanım. Ben sadece fikrimi... Tamam, çekil be. Çekil mikroskopumun önünden. Yahu Haset, hepsini görüyorum da ne dediklerini duyamıyorum. Akvaryumdaki balıklar gibi. Ağızları açılıyor, kapanıyor ama ne dediklerini anlayamıyorum. Bunun kolayı var Cansu Hanım. Nasıl yani? Balıkça mı öğrendin? Ya hayır efendim, dudaktan okumayı öğreneceksiniz. Nasıl yani? Bakın şu şekilde, şimdi bana bakın. Ne dedim ben şimdi? Ha? Mutfakta biri mi var? Hayır canım, Cansu dedi tabii ki. Tabii. Bir şey daha söyle bakalım. Buldozer Bey de çok ahmak. Doğru Cansu, ben de öyle tahmin etmiştim. Bravo. Şimdi efendim, şimdi aynı yöntemle teleskoptaki hareketleri, dudak hareketlerini okuyun bakalım şimdi. Tamam. Hadi bakalım. Çalım çerezi görüyorum. Ne? Bu kadından iyi ki kurtulduk. Bir yıl kafamız rahat. Ne diyor bu Haset? Bilmiyorum Cansu Hanım. Doğru okuduğunuzdan emin misiniz? Tabii ki. Gel sen bir bak. Gel. Şu anda görüntüde Mutlu Yılmaz Bey var. Ne diyor? Ben dedi. Henüz daha kelimenin sonunu getiremedi Cansu Hanım. Beklememiz lazım. Biraz sabırlı olmalıyız. Ya bizim o kadar sabredecek zamanımız yok Haset. Bizim bakanlara geç o zaman. Maalesef geçemeyiz Sayın Boşbayanım. Çünkü perdeleri kapattılar. My God kahretsin. Ya durun biraz da ben seyredeceğim ya. Durun ya. Kim bu soyunan kadın ya? Kabinede böyle güzel kadın var mıydı? Çekil oradan bir adam! Çekil! Sen de bu mikroskobu al, nereden aldıysan oraya götür. Yok, Bakanlar Kurulu'nda mutlaka olanı biteni öğrenmem lazım benim. Sayın Boşbayanım, sizin Bakanlar Kurulu'nda ne olup bittiğini öğrenmeniz için daha 10 ay beklemeniz icap ediyor. Yok öyle ya ama. O Bakanlar Kurulu'nda ne olup bittiğini ya öğreneceğimdir, ya öğreneceğimdir. Sayın arkadaşlar, bu Bakanlar Kurulu toplantısında acele olarak ele alacağımız konu özelleştirmedir. Yetkili kurullar özelleştirme konusunda ön çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır. Önünüzdeki dosyalarda gördüğünüz şekilde her bir kurum için gerekli araştırma yapılmıştır. Süratle, vakit kaybetmeden hepsini gerçekleştirmek zorundayız. Arkadaşlar. Toplantı mı vardı? Kusura bakmayın. Beni temizlik şirketinden gönderttiler. Benim adım Kakılmış ama siz kısaca Kak diyebilirsiniz. Siz hiç rahatsız olmayınızdır. Ben temizliğimi yapıp gideceğimdir. Farz edin ki ben burada yokum. Let's. Hepimizin bildiği üzere hükümetimiz çok sancılı günler. Günler. Boş bayağı. Sus be!